Şu anda Meksiko City yakınlarında bulunan ve Convento adı verilen San Agustin de Acolman'daki manastırdaki freskleri inceliyoruz. Convento adı verilen bu manastırlar İspanyolların bölgeyi fethetmesinin hemen ardından bölgede yaşayan yerli halkı Hristiyanlığa geçirmek için oluşturulan yapılardı. İnsanları bu dine çekmek için bölgeye gelen ilk topluluğunda da Fransiskenler olduğunu söyleyebiliriz. Bu topluluğu daha sonrasında Dominikenler ve Agustinyenler takip etti şu anda Agustinyenler tarafından yapılan bir konventonun içerisindeyiz. Agustinyenlerin bölgeye ilk olarak 1533 yılında geldiğini söyleyebiliriz. Bu konvento da hemen sonrasında inşa edilmiş. Burada gördüğünüz fresklerin de 1560-1580 yılları arasında yapıldığını eklemekte fayda var. Gördüğünüz gibi bu freskler oldukça iyi korunmuş. Burada gördüğünüz resimde de İspanya'dan gelerek yerli halkı Hristiyanlaştıran mendikan, yani geçimini sadakalarla sağlayan rahipleri görüyoruz. Bu konventolar genellikle yerli halk için önemli olan şehirlerin tepesinde veya yakınında yer alırdı. Burada bulunan ve yerli topluluklara Hristiyanlığı öğreten birkaç rahip de sayıca fazla olan yerli halkı bu dine çekmeye çalışırdı. Bu yüzden bu fresklerde ve diğer sanat eserlerinde didaktik yani öğretici bir tarz görmemiz mümkün. Bu sanat eserleri bir bakıma insanlara Hristiyan dogmasını öğretmeye çalışan din adamlarını anlatır. O dönemde düzenlenen Trento Konsili'ni düşündüğümüzde bu aslında kulağa oldukça mantıklı geliyor. Çünkü o dönemde görülen Protestan reform hareketlerine karşı Katolik Kilisesi insanlara kendi mezheplerinin ne kadar iyi olduğu mesajını iletmeye çalışıyordu. Bu havayı fresklerde de yakalamak mümkün kompozisyon açısından oldukça sade ve basit olan fresklerde sanatçılar birkaç önemli figüre odaklanmış. Fresklerle ilgili dikkatimi çeken diğer bir noktada çoğunun siyah beyaz olması. Oldukça ilginç olan bu durumun aslında mantıklı bir açıklaması var. Çünkü o dönemde sanatçıların üzerinde çalıştığı taslakların hepsi siyah beyazdı. 1521'de İspanyolların bölgeyi fethetmesinin ardından Hristiyanlığın acilen yerli halka öğretilmesi gerekiyordu. Bu durumda da yanlarında ağır şeyler taşımaları mümkün değildi. O yüzden bölgeye daha küçük ve hafif taslaklardan getirmeyi tercih etmişlerdi. Çünkü bu resimler aracılığıyla vakit kaybetmeden yerli halkı Hristiyanlık konusunda bilgilendirmeleri gerekiyordu. Bu güzel fresklere bakarken aynı dönemde yerli halka yapılan zulmü unutmak aslında oldukça kolay. Çünkü bu resimlerin çizildiği dönemde İspanyollardan önce burada yaşayan milyonlarca insan çeşitli hastalıklara yakalanarak ölmüştü ailelerin tüm bireyleriyle beraber öldüğü düşünüldüğünde bu oldukça travmatik bir olay. Ancak bu aynı zamanda çiçek salgınına yakalanmadan önce bu insanları Hristiyan yapmaları gerektiğini düşünen rahipler için de endişe verici bir durumdu. Bazı durumlarda rahiplerin yerli halka yardım etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü bazı durumlarda rahipler yerli halka çocuk muamelesi yapıldığını ve hatta bazen bu insanların insan yerine bile konulmadığını düşünüyorlardı. İspanyolların karşılaştığı bu yerli insanların da ruhu olduğunu açıklayan Papa, bu insanların Hristiyanlığa geçirilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca Papa'ya göre bu toplulukların da insan yerine konulması gerekiyordu. Burada İsa peygamberin çilesinden çarmıha gerilişine kadar uzanan süreci gösteren freskleri görüyoruz. Konventonun avlusundaki kemerli yolun her iki kısmında da bu fresklere rastlamamız mümkün. Burada genellikle rahiplerin kaldığını söyleyebiliriz ancak bazı durumlarda yerli halkın da buraya girmesine izin veriliyordu. Çünkü yerli halkın Hazreti İsa'nın çilesinin anlatıldığı bu fresklerden bir şeyler öğrenmesi amaçlanıyordu. Yerli halk buraya düzenli olarak getirilmese de şu an gördüğünüz motifler aslında yerli halk tarafından yapıldı. Yani burada gördüğünüz tüm motifler yerli sanatçıların eseri. Bu resimler bana Rönesans, Kuzey Rönesansı ve Kuzey üslupçuluğu akımları çerçevesinde 16. yüzyıl Avrupa'sında yıllarca eğitim alan sanatçıların eserlerini hatırlatıyor. Bu resimlerde insan vücudunun anatomisine sadık kalındığını, perspektif, illüzyon ve vücudun modelini çıkarma gibi tekniklerden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Bu teknikler sanatçıların yıllarca üzerinde çalışarak öğrendiği teknikler. Fresklerin İspanyolların fetih hareketlerinden sadece 40 yıl sonra yani 1560'lı yıllarda yapıldığını düşünürsek bu inanılmaz bir durum. Ayrıca perspektif veya model çıkarma gibi teknikleri daha önceki yerli sanat eserlerinde görmüyoruz. Yani yerli halk bu sanatsal tekniklerle İspanyol fethi sonrasında tanışmıştı. Buna örnek olarak İsa peygamberin kırbaçlanmasının anlatıldığı freskte İsa'nın üzerinde durduğu zeminin A örgü şeklinde olmasını gösterebiliriz. Ayrıca İsa'nın ayağında uygulanan kısaltım tekniği ve vücut hatlarının ayrıntılı çizimiyle birlikte ışık ve gölge tekniklerini de unutmamakta fayda var. Bölgedeki sanatçıların Avrupa Rönesans'ında kullanılan sanatsal teknikleri bu kadar çabuk öğrenmesi inanılmaz bir durum. Şimdi de ikinci kattaki kemerli yolda bulunan İsa'nın çarmıha gerilişini anlatan freski ve hemen yanında bulunan kıyamet günü resmini inceleyelim. Burada gördüğümüz kıyamet gününü anlatan fresk aslında oldukça tipik özelliklere sahip. Yeryüzü küresinin üstünde İsa'yı görüyoruz. İsa'nın yanında da trompet çalan melekler bulunuyor. Bu figürlerin aşağısında da işkenceye uğrayan cehennemdeki lanetli ruhları görüyoruz. Bu fresklerde bazı eserlerdeki figürlerden alınan örnekleri görmemiz mümkün. Avrupa'dan Amerika kıtasına taşınan bu resimlerin Kuzey Avrupa'dan İspanya'daki Sevilla şehrine götürüldüğünü ve daha sonra Atlas Okyanusu'nu geçerek Meksika'ya ulaştığını biliyoruz. Kıyamet gününü anlatan sahnelerin konventolarda sık sık kullanıldığını söyleyebiliriz. 16. yüzyıl tablolarında ise zaten kıyamet günü bolca anlatılır. Bunun sebebi de fetihle birlikte Amerika kıtasında yaşayan yerli halkın Hristiyanlığa geçirilmesinin bin yılcılık inancının gerçekleşmesi için gerekli olmasıydı. Bu inanışa göre kıyamet gününün gerçekleşmesi için bu yerli halkın Hristiyanlığa geçirilmesi gerekiyordu. Yani bu inanışa göre dünyadaki son insanlar olarak görülen bu yerli halklar Hristiyanlık dinine geçtiğinde İsa peygamberin yeryüzünde bin yıl sürecek olan hükümdarlığı başlayacaktı. Bu durum düşünüldüğünde bölgedeki rahiplerin bu konuda çok çabaladığını söylemek mümkün. Bu rahiplerin amacının aslında Amerika kıtasında yeni bir Kudüs şehri kurmak olduğunu söyleyebiliriz.